ve göğsüm taştı, aile birbirine düştü. Bu son kaçışta niye direkt babanın yanına gitmedin? Babama da öfkeliydim. Ya çünkü biliyordu. Ailedeki büyük sır ne? Sürekli yurtlarda geçti ömrüm. 40 gün bıraktım ama. Babana niye bırakmıyor, yurda gönderiyor? Gittim babanın yanına. Baba seni nereye gönderdi? Ümmü Gülsüm ilk kez açıklayacak, kayınpederi ve kocası şoke olacak. Evlendiğim için yazıklar olsun. Peki. Onlara bizim başımıza getiren sensin. Ümmü Gülsüm ve annesi nereye gidecek? Büyük karar günü. Adliyeye gittiniz. Anlaşmalı boşanabildiniz mi? Adliyeye gittik. Yan çizdi. Sen de o yan çizince koşa koşa gidip bir şey almışsın. Galiba. Galiba ama oğlum gözümün önünde. Şerif karısından son bir şans daha istedi. Ben sensiz neylerim? Hayır gelmesin. Gelmesin Esra abla istemiyorum. Gelmesin. Gözleri doldu, ağlamaklı oldu, dudakları titredi. Daha güzel bir baba, bir anne olabilir. Daha iyi bir aile olabiliriz. Belki hatalarım olmuştur, hatası burada olmaz. Çok düşünseydi kendine çekirdekten verirdi. Kırgınlık oluyor ama alışacağımı biliyorum yani. Duygu kocasını affedecek mi? Oğlum için çok şans verdim. Niye yapmadı? Yani bu noktaya gelmemiz mi gerekiyordu? Duygu ve Şerif barışacak mı? Duygu, bu evlilik ne olursa düzelir. Bir şans daha hak eder bence. Senin için bitti. Kredileri bitti. Limitte oldu. Son kararları ne olacak? Ne yaptıysam sizin için. Belki bu saatten sonra da olabilir diye düşünüyorum. Esra Erol'da. Sevgilim beni affet. Eşim, beş çocuk babası olan can dostum dediğim kişiyle kaçtı diyor. Milletin kocasını aldın lan. İlişkin var mı? İlişkim yok. Git Erdal'a darılık yap, git para getir diyen adam oradaki. İnadına gideceğim dedi. Ya, dikkat edin. Onur Bey. Onur ve can dostuma kaçtı dediği karısı Mine yüzleşiyor. Stüdyoda fırtınalar kopuyor. Sinirden söyleyemiyorum. Sen adam mısın ya? Git ona karılık yap, mesajım duruyor. Bana para getir diyen adam. Lan sen bana resmi attıktan sonra yazdım, yazarım tabii. Yalan söyleme. Bu adam gece bana gider, sen de sarmaş dolaş resmini atarsa yaparım. Hani çıkarsana resmi. Karısını kaçıran can dostu Erdal ilk kez canlı yayında olacak, Onur'la hesaplaşacak. Çakallık yapma. Sabaha kadar oturmuş Erdal. Bak bak. Delirtme. Lütfen. Beni delirtme. Yeter. Güvenlik. Sen. Yasak aşkın ve akıl almaz ihanetin başrolü Mine ne yapacak? Yani açıkla. Ama aramızda bir şey yok bizim. Esra Erol'da. 43 yaşındaki karısı Ayten 21 yaşındaki Serkan'la kaçtı. Bana baba diyordu, ona anne diyordu. Uzun zamandır ilişkileri varmış. Kaç yaşındasın Serkan? Ben 21. Zihinsel engelin bu anlamda bir raporun var mı? Hayır yok. Ayten Hanım, Serkan Bey sizin erkek arkadaşınız mı? Evet. Sevgiliniz. Utanmaz. 43 yaşında bir kadın olarak 21 yaşındaki biriyle size göre beraber olmanız uygun mu? Baba diyorsun, bana mı lan diyorsun, gel abi lan. Bağırma. Gül'ü karın için mi aldı? Evet. Barışmak için mi aldı? Ayhan barışmak istiyor, karısı olmaz diyor. Ayten kocası Ayhan'ı mı, genç sevgilisi Serkan'ı mı seçecek? Neden ihanet ettin bana? Ha? Ben sana ihanet ettim hayatımda. O sakallı adamdan ne buldum? Tüyden bile nefret ediyordum. Ben senin yanına sakalsız girmiyordum bile dedim. Ben sana çiçek alıyordum, getiriyordum. O sakallı adam alıyor mu sana? Ha? Çok mu sevdin benden? Kıldan nefret ederim diyen karısı Sadiye hem kel hem sakallı Muzaffer'e kaçtı. 40 yaşından sonra bana ihanet etti. Ben onu sevmekten başka hiçbir şey yapmadım. Tüy sevmiyorsun, sakal sevmiyorsun diye ben her gün tıraş oldum senin yanına girerken. Yan yana o fotoğrafı nasıl çektirdin? Hiç gıcık kapmadın mı? Muzaffer Selim abiye o artık benim karım dedi. Bu adam beni her gün arıyor. Ve sen arattırıyorsun bunu. Ben de biliyorum bunu. Mahalleye gelen her kel adamı, tanımadığım kel adamları seni sevgilin zannettim ben. Çocuğum istiyorum ben. Gel buraya boşanalım. Selim abinin ihanet dolu hikayesi. Ben Ayşe Uygun. 24 yaşındayım. Hep yurtlarda büyüdüm. Yurt pencerelerimde annemi babamı gelmesine bekledim ama gelmediler. Hayatı yurt pencerelerinde anne babasını beklemekle geçti. Biyolojik ailemi bulmak istiyorum. Sormak istiyorum, niçin beni bıraktınız, niçin beni merak etmediniz, niçin beni istemediniz? Ayşe Uygun, biyolojik annesi Çiğdem Erkoç'u arıyor. Kimliğimde anne adı Çiğdem Erkoç yazıyor. Baba adı Ayşe Uygun yazıyor. Annemin babasını yazmışlar. 24 yıllık büyük sır çözülecek mi? Esrarengiz hikaye. Çözülmez sandığınız her sorunun bir
bir çözümü var. Size güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz bu işi. Sonuna kadar. Eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz. Kızınızı bulduk. İyi ki varsın. Nefes aldık çoğu hep var. Yalnız değilsiniz. Hadi yârim, bana ede yârim, hasretinden öldürme beni. Hadi yârim, bana ede yârim, sararıp soldum yeter üzme beni. Hadi yârim, bana ede yârim, hasretinden öldürme beni. Hadi yârim, bana ede yârim, sararıp soldum yeter üzme beni. Sararıp soldum yeter üzme beni. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. ATV ekranlarından Esra Eroğlu programından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Stüdyodaki kıymetli konuklarım sizler de hoş geldiniz. İyi seyirler. Tonton'um nereden geldin? Evet, nereden geldiniz? Tonton'u kabul etmedi. Doğru, haklısın. Çatalca'ydım Narka'yı. Çatalca'ydın. İlk kez mi geliyorsunuz? Yok. Daha önce de geldiniz. Evet, üçüncüye geldim. Hey Maş, vallahi enerjinize hayranım. Gerçekten. Biz hepinize seni çok seviyoruz. Devamlı seyrediyorum. Sağ olun, İşimi çok teşekkür ederim. Hemen beklerim size. Hepinize sevgiler, saygılar. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.